Ya Ayşegül, röportajla ilgili mail attın mı? Şahane. Evet evet evdeyim. Evden çalışıyorum. Odaklanmam lazım. Yetiştirmem gereken bir ton iş var daha. Onlara bakıyorum. Sen sabahki toplantıyı kaça aldın? Tamam. Tamam. Bir şey olursa ararsın. Sağ ol. İyi akşamlar. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kobustancı danayı yemesin lahanayı. Uyudu mu? Uyudu aşkım. Aşkım, unutmadan söyleyeyim ya. Bugün bir dergiye röportaj verdim. Onlar illa seninle de görüşmek istiyorlar. Yani birkaç soru soracaklarmış. İşte bir de Emir'le beraber böyle bir aile fotoğrafı falan. Ben de tamam dedim. Sonuçta hatıra olacak. Tamam canım, yaparız tabii. Aşkım, her konuda olduğu gibi işte de bana destek olduğun için teşekkür ederim sana. Rica ederim. Aşkım, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum işle ilgili. Konuşalım hayatım. Şimdi öğretmen alımları yapılacakmış da ben de tercihimi yapmak istiyorum. Ne dersin? Şansını denemek istiyorsun. Öğretmenlik mi yapmak istiyorsun? Evet, zaten mesleğim bu. Niye şaşırdın? Şaşırdım çünkü daha önce böyle bir şey konuşmadık. Yani Emir büyüdüğü zaman benim yanımda çalışacağını konuştuk. Hepsi bu. Tabii onu da konuştuk da benim şimdi puanım öğretmen alımına çok müsait yetiyor. Bir de çok fazla öğretmen alımı yapacaklarmış. Şansım çok yüksek yani. Lale'cim, bu şu an için doğru bir adım olmaz. Nasıl doğru bir adım olmaz? Ne demek istiyorsun, ben anlamadım. Birincisi, Emir daha çok ufak. Annesinin yanında ister. Onun kokusunu içine çekmek ister. İkincisi, eğer çalışacaksan illa bu benim yanımda olmalı, yani aile şirketinde. Nasıl yani? Ben mesleğimi yapamayacak mıyım? Lale'cim, lütfen bunu tartışmayalım bile. Bu çok mantıksız bir konu. Onur, ben boşuna öğretmenlik okumadım. Sen nasıl kendi mesleğini yapıyorsan ben de kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Mümkün değil hayatım. Şu an mümkün değil böyle bir şey. Biz de bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Güzel güzel gidelim, gel yatalım, kapatalım konuyu, tamam? Ben konuyu kapatmak istemiyorum. Şansımı denemek istiyorum Onur. O zaman şansını dene Lale'cim. Şansını dene. O zaman bana niye soruyorsun ki, ben anlamadım. Ne istiyorsan onu yaparsın yani. Onur, neden böyle tepki veriyorsun ama? Lale, biz bu düzeni kolay kurmadık değil mi? 10 aydır birçok şeyle uğraştık. Her seferinde de bir yol bulduk, kurtardık değil mi? Sen şimdi tekrar düzen bozmaktan bahsediyorsun. Hayır, ne bu ısrar, ben anlamıyorum ki. Sen öğretmenlik yapacaksın da ne olacak? Onur, sen benim mesleğimi mi küçümsüyorsun? Bana yine aynı şeyi yapıyorsun. Benim mesleğini küçümsediğim falan yok. Mantıklı konuş benimle Lale. Benim düşündüğüm her şey çok mantıklı zaten. Sen bencillik ediyorsun. Ha, ben bencilim öyle mi Lale? Senin artık beni suçlamandan sıkıldım, yeter. Ben her şey düzelsin diye onca emek veriyorum. Ama sen illaki bir şey buluyorsun, çomak sokuyorsun, bizim huzurumuzu kaçırıyorsun. Yordun beni, yordun. Yordun. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım.